Yavru! Ne oldu annem sana? Çok kötüyüm anne. Bittim ben. Faysal beni konaktan attı. Değil mi? Sonunda seninle de işi bitti ha? Ayakta duracak halim yok anne. İçeride konuşalım mı? Üst! Dur lan orada. Anne ne yapıyorsun ya? Eve almayacak mısın beni? Ana! Ne oluyor lan? Ne işi var? Sayfal iplisi Pembe'yi evden kovmuş. Ama bu Pembe olacak da kalkmış anasının evine gelmiş. Ha tabii. Bütün bunlar numara değilse. Annem ne numarası ya? Görmüyor musun? Perişan haldeyim. Enik gibi kapının önüne koydu beni. Bitti senin ne işin dedi adam bana. Tüh Allah cezasını versin onun ya. Ama hata sende gülüm. Ne diye gidip o namussuzdan iş yapıyorsun sen? Ben nereden bileyim böyle olacağını? Çok pişmanım yenge. Pişmansın. Allah Allah. Daha bu sabaha kadar pişmanlığın pesi yoktu yavrum sende. Birden ne oldu da pişmanlık peyde oldu böyle acaba? Baba, ne planlar peşindesin sen? Anne hala ne diyorsun ya? Plan milan yok. Yemin ederim sana. Hadi ne olur çok üşüyorum. İçeri al beni lütfen. Olmaz. Nasıl ya? Öz annem değil misin sen benim? Sokakta mı bırakacaksın beni? Yine yapacağım vallahi. Kovdum bile. Anne! Eşyan zıpası. Halen de bizden oynuyor ya. Ya kız ana. Ya bu Pembe hiç yalan söyler gibi bir hali yoktu. Ne yapacaksın? Soğukta mı bırakacaksın? He bırakacağım. Ne zavallısı ayıracaksın ya? Ne zavallısı? O mu zavallı? Kalsın sokakta da aklı başına gelsin. Hay ben zaten onun iyiliği için yapıyorum. Akıllansın acık değil. Baya bak kız, senin karnın yumuşaktır. Sakın ha sakın onu içeri alayım deme. Görmeyeceğim. Merak etme. Almam. Da. Zavallı kızcağız donacak ya soğuktan. Donsun inşallah. Donsun bir tarafları onun. Böylece ne? O konaktan gece vakti insanları sokağa atmak neymiş anasın? Anasın da adam olsun. Doğru diyorum. Ne zaman yanlış dedim? Pembe. Ne yapıyorsun sen burada? Faysal beni konaktan kovdu abla. Gözümün yaşına bile bakmadı. Anneme sığındım ama o da beni eve almadı. İyi yapmış. O olsun sana. Ya abla ben senin kardeşin değil miyim ya? Hiç acıman yok mu bana? Şöyle bir yaptıklarını düşüneyim de. Acımıyorum vallahi. Hepsini hak ettin sen. Ne de sen haklısın abla. Ben hırsıma yenik düştüm. Bir sürü kötülük yaptım size. Ama köpekler gibi pişmanım. Ne olur affedin beni. Annem de dokunmuş. Sokakta bırakmasın beni. Ne olur ablacığım ya. Sus. Bana abla deme. Yaptıklarının hangi birini sayayım ya? Göreçleri evlerinden ettin. Mahkemede tanıklık yapacağım dedin, kandırdın insanları. Sen beni Ali'den ayırıp Faysal'a yamamaya çalıştın. Daha ötesi var mı? Ne oldu? Şaşırdın. Faysal'ın bana olan ilgisini öğrendik Ali'yle. Kore'yi odamın evine neden koyduğunu da tabii. Abla sus ne olursun, çok utanıyorum. Aa, utanıyor musun? Bak buna gerçekten şaşırırım işte. Sen utanmak nedir hatırlıyor musun? Neyse. Bu da senin için bir gelişme tabii. Peki ya anne? Hı? Ali ile beni ayırmaya çalıştığını öğrenince ne yapacak biliyor musun? Dil seni evden kovmak. Evlatlıktan reddeder. Abla, abla sakın. Ne olursun anneme bir şey söyleme lütfen. Bırak. Söylemeyeceğim. Ama sana acıdığım için değil. Anneme üzüldüğüm için söylemeyeceğim. Onu ikna etmek için parmağımı bile kıpırdatmam. Ne halim varsa gör.
Hehehehe.